Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda ben Sabrican Ona Yontar ve bir de benim karşılaşmamı görün istedim. Çünkü adaylar turnuvası bitti ve daha fazla da turnuva olmadığı için en azından birazcık böyle kendi fikirlerimi bolca anlatabildiğim bir karşılaşmaya geçeceğiz. Sonu çok güzel bitiyor pişman kesinlikle olmayacaksınız. O yüzden tadını çıkartın diyorum. Beyazlar'da ben oyuna e 4te başladım. Rakibim Chess.com'da 2240 reytinge sahip bir oyuncu ve Alman oyuncu C5'le karşılık verdi. Ve tabii ki bu çok sevdiğim bir açılış. Sicilya'da B3 oynamayı çok seviyorum ve B3'ten sonra amacım fili B2'ye koymak ve bu çaprazı değerlendirmek ve kısa rok atıldığında buraya çok güzel ataklar oluyor. Zaman zaman taktik konumlar da oluşabiliyor. Zaman zaman stratejik fikirler de oluşabiliyor ve nasıl Nasıl olacak hep birlikte inceleyeceğiz tabii ki. a C6 ile beraber rakip tabii ki merkeze bir taş koymak istiyor. E5 ile birlikte aynı zamanda atın D4'e E5'e baktığını söyleyebiliriz. D6, E5 gibi tercihlerle beraber filmin çaprasını kapatmak isteyecek. Fil B2'den sonra D6 ile birlikte artık hazırlık yapıldı. Eğer E5 oynarsa ve ben bir şekilde burayı parçalayamazsam işin sıkıntısı şöyle olacak. Boşuna B3, boşuna fil B2 çıkmış olacağım ve çapraza hiç bakamayacağım. Dolayısıyla rakibim m 5 oynadığında F4 oynadığımdan emin olmam lazım. F4'e piyon fedası yapsam dahi at ve 3'le beraber gelişimim devam edecek ve fil bu çaprazda çok güzel bakacak. Şimdi D6'dan sonra ben burada fil B5 hamlesini geldim ve C6'ya bir bakış atıyorum. Dolayısıyla bu E5'in birazcık daha zayıfladığı anlamına geliyor. Rakibim eğer A6 oynarsa fil çarpı C6 ve B çarpı C6'dan sonra rakibin piyon yapısı bozulacak. Evet fil atı değişmek o kadar kolay değil e, oyunun başında. Her ne kadar diyebilirsiniz ki şu an ben atla daha iyi oynuyorum. Fakat oyunun başında fili oraya çıkıp C6'daki ata vurmak o kadar kolay olmasa gerek. Ama rakibim A6 oynarsa ben bunu yapabileceğim. Neden? Çünkü A2 B3 C2 piyonları zaten beyaz dizildi. d 3ten sonra e 4 ile birlikte zaten buradaki film ya içeride kalacaktı ya da dışarıda çok kısıtlanmış kalacaktı. Dolayısıyla buraya vurabilirim ama rakibe şunu söylüyorum. Öyle hemen burada fi çarpı c6 almayacağım. A6 hamleyi senin göreceğim bir kere diyorum. Yani rakibin tempo kaybetmesini bekliyorum. Şimdi rakip fil D7 oynadı. Fil D7'den sonra da fil C6 almak hiç mantıklı değil. Çünkü fil C6 devamında E4'e saldıracak ve tempo kaybetmeden filini çok rahat bir şekilde gelişmiş olacak. Dolayısıyla ben burada başka bir hamle yapmam lazım. Alt F3 de oynayabilirim. İşte buradaki stratejik savaşlar çok önemli. Çünkü alt f 3'ten sonra rakibim E5 oynarsa bu çaprazı bana kapatacak. Dolayısıyla ben ancak atı başka bir yere aktaracağım ki sonrasında F4 oynayayım. Tekrar atı buraya dönüp E5'e baskı yapmam lazım. Bunun yerine ben hemen F4 oynadım. Şimdi rakip burada A6 oynaması lazım ki ben fil C6 oynayayım. Fil C6'dan sonra D3 ile beraber böyle konum devam etsin. Ama rakibim at D4 oynuyor. Ve bilgisayar tabii ki bunu beğenmiyor. Ve ben at D4'ü gördüğümde de tamam dedim. Yani burada oyun muhtemelen bizde olacak. Çünkü hemen bir avantaj elde ediyorum. At d4'e gittiğinde hiçbir şey elde etmiyor burada. At ve 3'le zaten oradaki ata basacağım. Ve burada fili ben atla değişmeye okeydim zaten. Ve rakip öyle bir hamle yaptı ki hem bir tempo kaybetti yok yere. Hem de fil çarpı d7'den sonra file fil değişmiş oldum. Vezir çarpı d7'ye at ve 3'le beraber d4'e baskı yapıyorum. Oradaki atı artık tutmak pek mümkün değil. Atı c6'ya dönerse işte tempo kaybetmiş olacak. Dolayısıyla at f3 aldı. Ama şimdi vezir f3'ün ardından rakip atı C6'ya çıktı. D4 gibi bir kareye geldi ve F3'teki atıma vurdu. Yani buradaki bütün hamleler tempo kaybı olmuş oldu. Çünkü konuma baktığınızda ben burada hep gelişerek hareket ettim. B3 fil B2 ile beraber fil gelişti burada. E4 ve 4 ile birlikte merkezde güzel piyonlarım var. Ve vezir F3 ile birlikte oyunda artık kısa roku da hazırlıyorum. Ve F hattında da kuvvetli olacağım. Ve burada beyazların gerçekten bilgisayar hani Belki artı sıfır 40 falan veriyor. Artı sıfır 30 veriyor. Ama burada beyazların en azından objektif olarak iyi olduğunu söyleyebilirim. Vezir F3'ten sonra rakibim E6 hamlesini oynadı. E6 ile beraber gelişime devam etmek istiyor ama bilgisayar burada aslında rok atabilirsin diyordu. E6'dan sonra ben burada birazcık ezbere bir hamle yaptım. Tabii ki her iki tarafında üçer dakikası olduğu için birazcık hızlı oynamak da ge gerekiyor. Ben atı C3'ten çıkmayı hiç düşünmedim. D3 oynayayım. Atı D2'ye koyayım. At C4'ten sonra işte A4 oynarım. Atı burada tutarım. D6'ya baskı yaparım. Film çok güzel bir çaprazda kalır. D5 oynarsa atı E5'e koyarım gibi düşüncelere daldım tabii ki. D3'ten sonra rakibim burada normal şartlarda at E7, at C6 ve at D4 gibi hamlelere bakması gerekiyordu. Ya da at E7, at c6 ve devamında f4 hamlesini bir şekilde oynayabilmesi gerekiyor. Fakat pardon e5 hamlesini özür dilerim. Aklım f4'e gitti. D3'ten sonra rakibim ezbere bir at F6 çıktı. Şimdi tabii ki rakibim at F6 fileğinden sonra rok atmak istiyor. Uzun roku asla düşünmüyor ve at F6'dan sonra rakibim D5 oynasa dahi E4'e bassa dahi ben zaten çoktan D3 oynadım. D çarpı E4. D çarpı E4'ten sonra da burada tutunuyorum ve beyazlar çok güzel bir konum elde ediyorlar ve siyahlar atı buraya çıktığı için hiçbir şey elde etmiyor çünkü at başka bir yere gidemiyor zaten. O yüzden at F6 düşüncesizce bir hamle oldu. Ben hemen kısa rok ok attım ve rakibim burada file 7 oynadı. Şimdi bilgisayar buna yanlış diyor ama yanlış deme sebeplerinden bir tanesi de E5'e D çarpı E5 e alırsa F çarpı E5'ten sonra at bir yere gittiğinde vezir F7 boşta kalacak. Ya da fil G7'ye ilerleyen zamanlarda bir şekilde bakabilir. E5, at D5, E D6, fil D6 devamında. Ama ben burada fil G7 alamam zaten. Kare G8'den sonra buradan baskı yiyeceğim. O yüzden bu burada ben hiçbir şey yapmak istemedim. Yani E5 kararını ben sonraya bırakmak istiyorum. Çünkü şu an net bir kazanç görmüyorum. Dolayısıyla at D2 hamlesini oynadım. Şimdi at D2'den sonra tabii ki ama amaçlarımdan bir tanesi atı C4'e koyacağım. Ve D6'ya baskı yapacağım. O zaman E5 oynayabilirim. Çünkü devamında artık at bir yere gittiğinde E çarpı D6 en azından filleri Fili atla kesmiş olacağım ve buradaki film çaprazda daha güzel kalacak kuşkusuz. Dolayısıyla burada at D2 gelişim devam ediyor. Rakibim rok attı burada. Roktan sonra da şimdi bilgisayarın beğenmediği ama bence insan psikolojisine e, en azından siyahlar için aykırı bir hamle yapacağım. At C4 oynadım ben burada. Şimdi at C4'ten sonra rakibin beraberliği aldığı hamle D5 hamlesi. Ama D5 oynarsanız atı ben harika bir E5 karesine yerleştireceğim. Ve buradan sonra da yani buradaki atı kaldırmak o kadar kolay olmayacak rakip için. Dolayısıyla rakibim burada hemen D5 oynamak istemiyor tabii ki. Ve rakibi ben kışkırtmak için buraya geldim zaten. At C4'ten sonra rakibim B5 oynar ve ben de atı E3 gibi bir kareye atarım diye geldim. Ve rakibim 30'a düştü ve belki de ilk psikolojik savaşı kaybediyor burada B5 hamlesiyle birlikte. At E3'ten sonra tabii ki atım artık E5'e gelemediği için... Rakibim hemen D5 hamlesi oynadı ve E4'e bir baskı yaptı. Şimdi E4'e baskı yapması da çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü E4'ten sonra ben direkt alacağım. Kaleyi de D1'e koyduktan sonra D hattına sahip olmaya çalışacağım ve burada merkezdeki üstünlüğüm devam ediyor. Rakip aldığı zaman merkezdeki bir taşıyla aslında D3'ümü değişmiş olacak. Çünkü D3'üm artık E4'te bitecek. Şimdi D5'ten sonra ben burada A4 oynadım. A4'ten sonra rakipten kesinlikle B4 bekliyorum zaten ve rakip yine 30'a düştü. B4 oynadı ve rakibe yine bir sinsi hamle yapıyorum. Yine bir psikolojik savaş. Diyorum ki kale A, a D1 geldim şimdi. Eğer sen D çarpı E4, D çarpı E4 alırsan burada kale ile birlikte vezirini tehdit edeceğim. Filmin çaprazı açık. Dolayısıyla sen bu konumu istersen hiç açma. D4 ile beraber her şeyi kitleyebilirsin ve ben de atı C4'e koyabilirim gibi aslında psikolojik bir savaş veriyorum. Rakip bu sefer ona gelmedi. Kale AD8 oynadı. Kale AD8'den sonra rakibi birazcık daha zorlamak adına H3 hamlesini oynuyorum. H3'ten sonra artık rakibin oynayabilecek bir hamlesi kalmadı. Bir şeyler yapması lazım. Ve o bir şeyleri de AT8'de buldu. Rakip diyor ki Evet bu çapraz güçlü ama ben atla beraber burayı tuttum. Yani sen eğer vezir g3 gibi bir şey oynarsan burada mat edemeyeceksin ve devamında da ben fil f6 ile beraber buradaki filleri keseceğim güçlü filleri. Ya da eğer d4 oynarsa tabii ki bu çaprazı kapatacak belki ama at c4'e geldikten sonra fil c1'e geldikten sonra f5'ten sonra burada artık fili yine atakta değerlendirebileceğim. O yüzden bir tane vezir g3 baktım. Rakip acaba fil f6 mı oynayacak, d4 mü oynayacak diye birazcık rakibi deniyorum ve rakibim burada zaten AT8 oynarken amacı birazcık oydu. Fil F6 hamlesini oynadı ve Fil F6'dan sonra artık çaprazı kapatma vakti bana geldi ve ben burada sonunda E5 hamlesini oynuyorum. E5'ten sonra file 7'ye çekildi ve alt G4 ile birlikte burada bir şeyler kovalayacağım tabii ki. At 6 şu anda bir şey getirmiyor ama tabii ki hem at altıya hem de at f sürekli bakmam lazım. Bu çaprazdan bir şeyler elde edebilirim ama alt g 4ten sonra rakibim şah 8'i oynayınca ben burada aslında bir şey elde edemiyorum çünkü en azından evet bu çaprazda belki ilerleyen zamanlarda olur da işte ataş altı oynarsam rakip alırsa burada bir işte F5 sürersem rakip alırsa E6 ile beraber ver şahı ver buradaki veziri diyeceğim. Diyeceksiniz ki zaten böyle bir şey olamaz değil mi? Ama şunu hazırlamam lazım. ilerleyen zamanlarda F5 süreceğim. Ataş 6 ile birlikte E6 ile bir beraber oraları kovalamaya çalışacağım. Şimdi 8e kale D1 ile birlikte F5'in hazırlıklarını yapıyorum artık. Dolayısıyla rakip de bunun farkında ve rakip G6 oynadı. Şimdi tabii ki G6 F5'i korumak için güzel bir hamle ama daha ben ataş altı fedasını yapmadan buradaki çaprazı yok yere açmış oldu rakibim ve G6'nın ardından artık ben ne oynayacağımı biliyorum ve F5 hamlesini oynadım burada. F5'ten sonra rakibim D çarpı F5 alamıyor çünkü e, burada E6'nın devamında gördüğünüz gibi ver veziri, ver şahı vezirini kaybederdi. Dolayısıyla F5'e yani G çarpı F5 hamlesi oynanılabilir belki ama G çarpı f sonra da kare F5 yine alırsa yine E6, ver şahı ver veziri. Dolayısıyla alamayacak, e, alamadığı senaryoda da burada birazcık açıklık olacak. Yani burada... Vezir'in işte buralara baktığı varyantlar. Gördüğünüz gibi belki kale f ile beraber f diye bakacağım. Atın buraya gelme ihtimali var. Yine aynı şekilde at F7'ler kale F7 Çok zor bir konumu oynamak zorunda kalacak. Dolayısıyla f 5ten sonra rakibim at G7 hamlesini oynamayı tercih etti. Şimdi bile isteye çatal yiyor. Ama diyor ki ben F6 çatalından sonra atı F5'e getiririm ve at F5'ten sonra sen buraya alacaksın belki ama karşılığında da ben de burada bir şeyler elde ederim diye düşünüyor. Aslında burada vezir F2 ya da vezire herhangi bir yere kaçmak mantıklı olabilirmiş. Vezir F4 de aslında güzel gözüküyor belki ilerleyen zamanlarda buraya bakmak için. Ama ben burada artık dayanamıyorum. Burada vurmam lazım buraya ve ben burada. Kale çarpı F5 hamlesine oynadım ve kale çarpı F5'ten sonra rakibim G çarpı F5 hamlesini oynadı ve artık at aşağılığı oynuyorum. Şimdi ver burada vezir G7 matı eğer kale G8 oynarsan da burada at F7 mat olacak. Dolayısıyla rakibimin buna karşılık bir şeyler yapması lazım. Mecburen burada fil çarpı F6 oynuyor ve E çarpı F6'dan sonra artık bir sürpriz var. Kale G8'den sonra ben burada at F7 mat edemiyorum. Yani o kadar konumu getirdik getirdik getirdik. Mat konumları da geldi belki. Ama burada mat edemezsek gerçekten ayıp olur. Ve buradaki hamle beyazlarda Sabri Can Alay Yontar o bitirişi yapıyor. Gerçekten çok keyif aldım bundan. Sizler de durdurup bakabilirsiniz. Ama zaten az çok belli değil mi? Buradaki hamle vezir G7 ve artık Şah'ın gidebilecek bir yeri kalmadı. Ve kaleyle buraya alırsanız da burada F çarpı G7 mat olacak zaten. Ve rakibim burada oyunu terk etti. Ben de güzel bir galibiyete imza atmış oldum. İşin sonunda %84 ile oynamışım. Ama o psikolojik savaşların hepsinden galip geldim ve rakibi de böyle aslında mat etmiş oldum. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın ve tekrardan bu ekranlarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.